Herkese selam. Bugün Kotan'ın en güzel koylarından bir tanesi olan Tanoto Bay'deyim. Tanoto Bay sualtı canlılığıyla adanın en güzel dalış noktalarından da bir tanesi ayrıca. Turistler açısından da gayet ilgi çekici bir yer. Tam sahilde otelin içinde de zaten dalış okulu da mevcut. Geldiğinizde de burada deneme dalışı veya istediğiniz uzmanlıktaki eğitimlerinizi de yapabiliyorsunuz. Bugün size Tayland'da uzun süre nasıl kalacağınıza dair birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu bilgiler işte Tayland'a gelirken vize almam gerekiyor mu? Kapıda mı vize veriliyor? Tayland'a geldiğimde vizem bittiğinde ne yapmam lazım? Uzatabiliyor muyum? Ya da ben 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene kalmak istiyorum. Bu durumda ne yapacağım gibi sorularınız oluyor. Bunları yanıtlamak istedim. Tayland'a gelirken herhangi bir Tayland konsolosluğuna gidip vize almanıza gerek yok. Kapıda vizeyi de ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Bu kapıda vize günü an bir an değişebiliyor. Ben buraya gelirken 45 gündü, sonra 30 gün oldu. Şu anda son aldığım bilgiye göre 60 gün olmuş. Ama en son giriş yapan kimse olmadı Türkiye'den. Tam net bilgiye de sahip değilim. Diyelim ki 30 günlük şu anda net olan. 30 gün vizeniz var. Kapıda girişte pasaportunuzu 30 gün ülkede kalabilirsin gibi vizenizi vurdular. Devam ediyorsunuz. Ben bir 30 gün daha kalmak istiyorum ya da 15 gün daha kalmak istiyorum. Ne yapmam lazım dediğinizde burada immigration ofisleri yani göçmenlik bürosu gibi ofisler var. Oralara gidip başvuruda bulunuyorsunuz. Ben vizemi uzatmak istiyorum diye. Onlardan da bir 30 gün daha vizenizi uzatabiliyorsunuz. Bunun da şu anda ücreti 1900 bahtı en son uzatma ücreti. Tekrar bir 30 gün daha uzatabiliyorsunuz. Böylece ne oldu? 30 gün girişiniz vardı. 30 günde uzattınız. 60 gün burada kaldınız. Ama adaya doyamadınız ya da Tayland'ın herhangi bir yerine doyamadınız. Biraz daha kalmak istiyorsunuz. O zaman ülkeye giriş çıkış yapmanız lazım. Yani Tayland'dan çıkıp başka bir ülkeye girip sonra tekrardan o ülkeden tekrar Tayland'a gelmeniz ve tekrar kapıda vize almanız lazım. Bunu da iki kere karadan bir kere de uçak yoluyla yapabiliyorsunuz. Buna vizeran deniyor. Yani burada şöyle oluyor daha doğrusu. Bir vizeran şirketine gidiyorsunuz. Benim giriş çıkış yapmam lazım diyorsunuz. Onlar sizi buradan alıyorlar. Malezya'ya ya da Myanmar'a götürüyorlar. Pasaportunuzla beraber kapıdan çıkıyorsunuz. Tekrardan giriyorsunuz ve aynı şekilde geri dönüyorsunuz. Hiç diğer ülkede kalmanız gerekmiyor. Bu şekilde bu iş yapan firmalar var. Ama ben tek yapmak istiyorum. Canım istediğinde çıkmak istiyorum derseniz tabii ki de size kalmış. İstediğiniz gibi istediğiniz ülkeye gidip gelebilirsiniz. Hem değişiklik de olmuş olur. Belki sizin için bundan da hoşlanıyor olabilirsiniz. Diyelim ki iki kere karadan giriş yaptınız. Yani iki kere bu vizeranı kullandınız. Üçüncü defasında artık uçakla gitmenizi istiyor Tayland hükümeti. Ve bunu da sürekli hale getiremiyorsunuz. Yani ben 5 sene buradayım, 5 sene vizeran yaparım, olmuyor. Ülkeye girerken gümrük memuru artık diyor ki, sen ne yapıyorsun kardeşim burada? Diyor ve sizi ülkeye almama riski de doğuyor. Peki bunu ortadan kaldırmak için ne yapabilirsiniz? Burada dil okulları var. Yani İngilizce, Tayca, dil okullarına kayıt olabilirsiniz. 1 yıllık öğrenci vizesi alabilirsiniz. Bu bir yıllık öğrenci vizelerinde de 3 ayda bir immigration'a gidip bir fotoğraf çektirip imza atıyorsunuz. Yani ben gerçekten bu ülkedeyim, okula gidiyorum, ders alıyorum diyebilirsiniz. Ya da Muay Thai burada çok yaygın bir spor biliyorsunuz ki bunların da kampları, okulları var. Aynı şekilde bunlar da işte 9 aylık ya da 1 yıllık vizeler veriyorlar. Evet. Aynı şekilde vize alabiliyorsunuz. Ya da burada gerçekten çalışabilirsiniz. Yani bir dalış eğitmenisiniz, dalış okuluyla anlaştınız. Size çalışma izni çıkartmak istedi. Siz de gayet mutlu oldunuz. Çalışma izninizi çıkartıp 1 senelik burada kalabiliyorsunuz. Normalde okulda da olsa, çalışma izniyle de olsa eğer turist vizesi dışındaki bu vizelere sahipseniz ülkeden çıkarken de immigration'a gidip ben
şu şu tarihler arasında burada olmayacağım diye bir beyanda bulunup belli bir ücret ödüyorsunuz. Evet. Ben mesela bir sene okul vizesi aldım. 3 ayda bir immigration'a gidip fotoğrafımı çektirip imzamı verdim. Ama arada bir Türkiye'ye gitmek istedim ve immigration'a gidip ülkeden şu şu tarihler arasında ayrılacağıma dair bilgi verdim. Ve belli bir ücret ödedim. Buna da ücret ödüyorsunuz. Sonrasında da dönüyorsunuz. Ama çalışma izninizde ya multi vize dediğimiz, yani birden fazla defa girip çıkabilirim diyorsunuz. Ya da tek seferlik, ben ülkeden çıkacağım ve tekrar geri geleceğim diye izin isteme diyelim. Bir vize bastırıyorsunuz pasaportunuza. Çünkü eğer bunu almadan, çalışma iznine sahipseniz ve bunu almadan ülkeden çıkarsanız, çıktığınız an itibariyle çalışma izniniz iptal oluyor. Türkiye'de tabii bunlar nasıl, ben bilmiyorum. Çünkü orada turist olarak çalışmak nasıl bir şey, onu da bilmiyorum. O yüzden bir karşılaştırma yapamıyorum. Ama burada kalmak istediğinizde gerçekten birden fazla yolu var. İşte ülkeye girersiniz, birkaç kere vize ran yaparsınız, sonra okula kaydolursunuz. Bu arada okulu tek sefer yapmıyorsunuz. Yani böyle bir zorunluluk yok. 5 sene okula kaydolabiliyorsunuz. 5 sene arka arkaya size kayıt yapabiliyorlar. Böylece 5 senede burada kalabiliyorsunuz. Derseniz ki okul ücreti ne kadar? Okul ücreti Kotao'da, şu ana kadar benim duyduğum en pahalı ücret Kotao'daydı. 72 bin bahttı sanıyorum. Çok net hatırlamamakla birlikte ama 70 bin baht olduğuna eminim. Ama Bangkok'ta, Phuket'te ya da işte Chiang Mai'de 30 bine, 40 bine, 50 bine de okullar var. Oralara da kaydolabilirsiniz. Ama Kotao'da mı, Bangkok'ta mı, nerede kaydolduysanız oradaki immigration'a gidip imza vermeniz gerekiyor. Yani 3 ayda bir de bunu yapmanız gerekiyor. Ama çalışma izni dediğim gibi zaten tek seferlik olan bir şey. Sadece ülkeden çıkacaksanız bunu beyan etmeniz lazım. Beyan etmezseniz çalışma izniniz anında iptal oluyor. Yani diyelim ki vizenizin süresi geçti ve ülkeden çıkışınız uzadı. Yani ayın 20'sinde vizeniz bitiyordu. Siz 25'ine bilet aldınız. 5 gün immigration'a gidip 1900 baht mı vereyim diye düşünüyorsunuz. Ya da direkt öyle çıkabilir miyim diye de bir soru var. Direkt öyle çıkamazsınız. O aradaki gün farkının cezasını ödüyorsunuz. Onun cezası da günlük 500 baht. Evet, birçok ülkeye giderken vize problemi yaşadığınız için bence Tayland'a gelmek şu anda Türkiye'den çok kolay. Sadece kapıda vizeyle beraber gelip tatilinizi daha uygun fiyatlara yapıp gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada yaşamak istiyorsanız ya da daha uzun süre kalmak istiyorsanız bunun birden fazla yolu var. Bunlar da denenebilir. Yani hayat sizin, istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Tayland'ın kuralları bunlar. Şu anda benim öğrendiğim kadarıyla 2 sene olacak. Ben de burada yaşıyorum. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Size tecrübelerimden ya da öğrendiklerimden, öğreneceklerimden, sizin için soracaklarımdan mutlaka cevaplar yazarım. Kendinize iyi bakın. Tanota Bey'den sevgiler. Görüşmek üzere.